merhum kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan'ın ifadesiyle sendikal mücadelemiz Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa etmek adına Erdemliler hareketidir. Bu söz bizim için şaşmaz bir yol haritasıdır. Bizler hem Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edecek hem de erdemli olmanın gereğini yerine getirmenin mücadelesi içerisinde olacağız. Her zaman ve her yerde bu misyon çerçevesinde bir şeyler yapmanın gayretinde hak ve hakikat için her ne varsa gerçekleştirme adına gecemizi gündüzümüze katmaya çalışıyoruz. İdealleri olan medeniyetimizin yeniden ihya ve inşası konusunda sözü ve gücü olan, gücünü ve birikimini teşkilatlarından alan, sorun çözen, kazanım üreten, mağdur ve mazlumların sesi olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Kurulduğumuz günden bu yana insana dair her şeyi önceledik. İnsanların en hayırlısı insana faydalı olandır anlayışını içeren kültür ve medeniyet değerlerimizi referans alarak sendikacılık yapmaya çalışıyoruz. Anayasada yapılacak olan değişiklik sürecinde de sorumluluk alarak memur sene davet, tercih, evet sloganıyla 1.111.000 üye hedefi ve referandumda evet tercihiyle memur sen genel başkanımız Ali Yalçın Bey ve memur sen yöneticilerimiz Türkiye'de 81 ilde çalışmalar yürütüyorlar. 16 Nisan'a kadar emek içinde çalışacağımızı ifade ederek yola revan olduk. Çünkü 16 Nisan bu ülkede istikrarsız zemini yok edecek, umudu büyütecek, uzun hükümetler dönemini başlatacak ümidini taşıyoruz. 16 Nisan'ın bu ülkenin kalkınmasının ana başlangıç noktası olabilecek bir tarih olduğuna inanıyor. Parlamenter sistemin bu ülkenin büyümesine fırsat vermediğini biliyoruz. 93 yıllık Cumhuriyet tarihinde 65. hükümet iş başında ve 64 tane Milli Eğitim Bakanı değişmiş. 1,5 yılın altında bir hükümet etme süresi var. Böyle bir zeminde büyüme ve kalkınma olmasa gerek. 2 yılda değişen hükümetlerin iş yapacak zamanları olamaz. Buna binaen istikrarsız dönemlerin en büyük mağdurlarından biri de biz kamu görevlileriyiz. Bir gecede artan faizleri, enflasyon canavarının bizleri ne hale getirdiğini unutmadık. Onun için istikrar diyoruz. Onun için istikbal diyoruz. Onun için istiklal diyoruz. 20 yıl önce müstahni ve müstekbir bir edayla millete muhtıra vererek, hat bildirerek, 1.000 yıl sürecek denilerek bu ülkeye ilişkin bir tasarımı ortaya koydular. Bu özgün bir tasarım değildi. Bu talimatla ortaya konan bir vesayet arayışıydı. İhaleyi dışarıdan almışlardı. Tıpkı bu ülkede NATO konseptine dahil olduktan sonra her 10 yılda bir ihalenin birilerine verilip ülkenin kodlarıyla oynanmış olması gibi. O zaman da talimatlar dışarıdan verilmişti. Bu ülkede seçilmiş başbakanı darbeyle indirip ipe götürdüler. 27 Mayıs'ı demokrasi bayramı diye kutlattılar bu ülkede. Seçilmiş bir başbakanı darbeyle indiren bir gelenek o günü demokrasi bayramı diye dayattı bizlere. Değerlerimiz üzerindeki vesayet kalkıncaya kadar mücadele etmek için söz verdik. Darbeleri tarihe gömmek için çaba gösteriyoruz. Yeni bir sistemle güçlü bir Türkiye'nin önünü açmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Vesayetten arınmış, dışa karşı güçlü, içe karşı adaletli bir sistemin peşindeyiz. Aslında böyle bir Türkiye, bugünkü köhne dünya sistemine karşı da bir örnek olacaktır.
adil paylaşım olduğu bir dünya için model ülke Türkiye bizim tek isteğimiz. Onun için anayasa değişikliği paketini destekliyor, tercihimiz evet diyoruz. 15 Temmuz'da esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen millet, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı nöbeti bugün de sürdürmektedir. Nöbetimiz 16 Nisan'a kadar da sürecektir.